Çelik Palas'ın sunduğu Deretepe Balıkesir devam ediyor. Neredeyiz efendim? Kepsut'tayız. Vefa yurdu Kepsut'tayız. Burada Gökköy'deyiz efendim. Deretepe Balıkesir'de hasbihal etmeye geldik Gökköy halkıyla. Buyurun. Ne yapıyoruz şimdi? Hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, değil mi? Evet. Edelim o zaman sizle evet, sohbet. İsim evet. Nedir? Münir Yılmaz. Münir abi. Efendim. Buraya girer girmez dedik ki. Münir var dedi, Münir dedi. Ağzı bol dedi onun, konuşur dedi. Münir abi sen konuşur musun abi? İyi mi konuşursun? Çok bol değil de konuşurum yine. Keyif alır mısın abi konuşmakta? Tabii alırım. Hoşuma giderse alırım. İş ne abi? Reçberlik mi? Evet, reçberlik. Reçberlik. Ne ekiyorsun, ne biçiyorsun abi? Şu an için bir şey ekmiyorum. Şu an için bir evet. Şey yok. İcara mı verdin tarlayı? Yoksa? Evet, icara verdik i̇cara tarlaları. Verdim. Efendim, icar, ireçber bunlar Balıkesir'e ait olan yörenin dilleri. Evet. İcar kiralama demek. Kiralama, evet. İreçber de daha önceki programlarımızda söylediğimiz gibi çiftçilik demek efendim. Evet, evet. Münir abim de çiftçi işte bakın. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir çiftçinin keyfi var onda. Kameraman arkadaşımız Feyyaz biraz geriye giderse bakın keyfi görebilirsiniz Münir abi de. Evet. İşte mahsulatı toplamamış, bu sene ekmemiş, biçmemiş, kiraya vermiş tarlayı. Evet. Huzur içerisinde, keyifli evet, yerinde. Evet, evet. Burada da kahveye gelmiş. Evet. Sabahtan bu ambete başlamış, hala devam ediyor. Evet. Akşam nedir abi plan? Devam mı burada kahvede? Yok canım, akşam eve gidiyor. Akşam eve gidiyor. Oldu mu? Eve gidiyor. Çoluk çocuk var. Evet. Bir yenge var yanımda şimdi. Bir yenge var. Yengeyle ikimiz, bir Kerola Ayvaz. Yengeyle birlikte yaşıyoruz yani ikimiz. Geçiyor. Ne zamandır böyle abi? 60 seneden, şu 50 seneden beri. 50 seneden beri böyle. Evliyiz yani. 50 senedir evlisiniz. Çoluk çocuk yok mu? Çoluk çocuk var canım. Çoluk i̇şte çocuk. Çoluk çocuk ne zaman gitti? Ne zaman yalnız kaldınız yengeyle? Bir tanesi 7 yaşında gitti yanımdan. 7 yaşında gitti. Kepsut'a gitti. Kepsut'a okut. Kepsut'a. Okumaya gitti. Okumaya gitti. Bu da astsubay oldu. Maşallah, maşallah. Bir tanesi gitti şimdi Balıkesir'e oturuyor. Erken kalkar, yol alır misali. Erkenden kalktı, 7 yaşındayken ayağa evet, kalkıştı. Evet, evet, evet. Asker oldu. Bir tanesi de şimdi Kepsut'ta gene. Kepsut'ta yaşıyor da. Çoluk çocuğu orada. Maşallah. Torun tombalak var. Var, torun var. Var, tabii torun var canım. Sen de genç olmuşsun vallahi. Yaş kaç? Tabii. Yaş 66. 66 ama maşallah 66 göstermiyorsun ha. Şimdi bu kahve yansa ben söndürmeye gitmem kahveyi. Neden? Ya öyle bir adamım ben de işte kendime göre bir şeyim var. Anladım ben yani. Ha. Ben söndürmeye giderim dersini anladım. Yani o kadar atayım çeveyim. Sen umursuzluktan böyle yaşlanmadın. Tabii ya. Keyif tabii adamısın. Ya. Keyif eğlisin. Tabii ya. Ne güzel Münir abi. Allah herkese nasip etsin senin gibi keyif eğliğini. Yani. Efendim Gökköy'deki gezintimiz, hasbihalimiz köy kahvesinde devam ediyor. Şöyle bir uzanalım bakalım. Dayımın yanına gelirim. Dayımı tanıyalım bakalım. Dayı isim ne? Abdurrahim Özkan. Abdurrahim amca sen de Gökköylüsün. Abdurrahim Özkan. Bir de Gökköylüyüm. Bir daha Abdurrahim. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Evet. Ya öyle bir yuvarlıyorsun ki Halil İbrahim amca. Evet. Öyle bir yuvarlıyorsun yani ben de Abdurrahman anladım. Kusura bakma. Tamam. Kıvırcık saçlarına ak düşmüş uçlarına dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. O Halil İbrahim değil mi? Evet. Torun mu Halil İbrahim amca? Torun var. Var mı? Var. Kaç tane var? Dört. Beş tane. Dört tane torun var. Dört tane torun evet var. Maşallah. Sen de mi İreçber'sin Gökköy'de? Tabii İreçber'im ya. Evet. Zaten başka bir şey olmak. İreçber'im evet. Yiğitliğe nam salmamak gibi bir şey olur herhalde değil mi? Hala çalışırım. Yörüklük var mı? Yörüklük yok. Çerkezlik var mı? Yok. Efendim genelde bizim şu andaki bu Kepsut gezimizde genelde Yörük ve Çerkez ağırlıklı. Sizin ne peki bu etnik ben, olan kısım? Ben aslında Trabzonluyum. Öyle mi? Ha. Aslında Karadeniz. Laz kökenliyim. Evet. Laz kökenlisin. Evet. Doğma büyüme buralı değil yani. Doğma büyüme buralıyım. Zamanında. Dedem gelmiş oradan. Zamanında efendim Karadenizlilerin, Trabzonların yerleşmediği yer yok Türkiye'nin hiçbir evet kısmında. İşte Balıkesir bölgesindeki bu uçlara da dedelerini yerleştirmişler herhalde. Evet. Değil mi? Evet. Huvayi Milliye Şehri Balıkesir'i. Evet, ve Balıkesir'in savunmasında, Kurtuluş Savaşı'nda Trabzonlular, özellikle Karadenizliler burada yer bulmuş efendim. Evet. Onların torunu Halil İbrahim evet amcam. Halil İbrahim amcayı da böyle tanımışken hemen gidelim bakalım nereye gidelim. Burada köyün ağası var.
Burada köyün ağası var. İşte bakın tesbahı nasıl sallıyor. Tesbahı nasıl sallıyor. Hemen arkadan diyorlar ki efendim onu konuşturacak adam daha anasının karnından doğmadı. Bizim misyonumuz konuşmak, konuşturmak. İnşallah babayı da konuşturabiliriz. Ama tesbahı öyle sert çekiyor ki şimdi birazdan bana Osmanlı tokadını sağdan indiriverecek bana. Öyle gözüküyor. Tepki yok. Tebessüm yok. İlk tepki ne olacak merak ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ın selamını aldı. Tamam o zaman sıkıntı yok. O zaman sıkıntı yok. Baba neden böyle dediler şimdi? Ahali niye onu konuşturamazsınız dediler. Biraz sert mizaçlısın galiba. Yok ben çok da yumuşağımdır ya. Ama seni anlayamamışlar bunlar işte. Bunlar, tanıyamamışlar. Bunlar bilmez bunlar. Bunlar ne anlayacak bunlar? Cahil ya. İsim ne baba? İsmim Baki. Baki amcaya bakar mısınız bir? Efendim Baki amcaya bir bakar mısınız? Aslında kendisi çok yumuşak da. Yumuşağım mı ya? Anlayamamışlar işte. Ya, ahali anlayamamış. Anlayamadılar ya. Neden anlayamadılar Baki amca? Yıllardır. Ya ben azıcık siyah olduğumdan beni sert görüyorlar ya. Siyah olduğundan. Siyah olduğumdan ya. Siyahlık nereden Baki amca? Ya Araplardan geliyor. Araplardan geliyor. Araplardan senin geliyor. Senin de aslın Araplara mı dayanıyor? Araplara dayanıyor. O benim. Zaman seninle iyi anlaşacağız. Benim aslında ben de Hatay kökenli olduğum için benim aslında da böyle biraz bir Araplık var. Tamam da benim de kökenimde Araplık var. O zaman biz... Ha, hatta bak saçlı abiler Araplık saçlıdır, kıvırıktır yani. Aynı benim gibi işte. Yaş kaç şimdi Baki amca? Yaş 65. 65. Ben de işte 25 sene sonra yaklaşık senin yaşına geldiğim zaman beyazlarsa bunlar aynı seninki gibi olacak. Sen boya sürersin ya. Yok canım bizim boyalık bir durumumuz yok. Benim anama çekmiş saçlarım. Onun da böyle kıvır kıvır simsiye ona çekmiş saçları. Evet. Baki amca Araplık nereden geliyor? Memleket neresi asıl? Memleket burası ama. Burası. He, çok eskiden kökenimizde Araplık varmış yani. Aynı deminki Trabzonlu amcamızın hemen hemen gibi. Aynı yani. Siz de zamanında dedeler gelmiş buraya. Gökte. Gelmişler buralarda yuva kurmuşlar, yurt yapmışlar. Oralarda kalmış yani. Biz de onların... Belki 150-200 senelik bir mesele. Mesele karışık. Karışık uzun biz yani. Biz de onların tohumlarıyız diyorsun. Biz bu şekilde böyle devam ediyoruz hayatı devam değil mi? Yani, senin tohumlar nerede? Çocuklar nerede? Torunlar nerede? 5 tane torun var. Kimi Bursa'da, kimi Kapsut'ta, kimi burada. Yani karma karışık. Yıllar önce senin ataların yaptığı gibi sen de dağıttın hepsini. Dağıttık yani. Dağıttık burada yani. Burada keyif sürüyorsun şimdi. Burada şimdi tesbih çekiyoruz. Ağlık yapıyoruz yani. İşte bu. Aslında ağlık da yok. Dürtüz ama olsun. Ağlık. Gönlümüz ağ bizim. Başımız sağ yani. Bizim gönlümüz ağ. Bizim gönlümüz ağ. Hemen dayım geldi yanıma. Bir dakika evet dinliyorum. İlkokulu kaç sene okumuş bakalım bir sor. İlkokulu kaç sene okumuş? Bize cahil dedi. Kaç sene okumuş? Şimdi hemen oradan sen hemen oradan şimdi cümleye başlarken onlara dedin ki onlar cahil bilmez dedin. Gel cahil çünkü ben ilkokulu 12 sene okudum. Öyle mi? 12 sene okudum ama 2'den çıktım. Anlayanlığı okumak lazım değil mi? Yani 2'den çıktığım için tazil fazla geliyor yani. Bunlar o yüzden cahil. 14 senenin sonuncu 14 senenin sonuncu ikinci sınıftan mı çıktın? Ne güzel ne güzel saygı duyulması bir hareket yani. Ama sonradan kere de gittim, imtihan verdim, diploma aldım. Şimdi de iyi kötü esnaflık yapayım. Öyle mi? İş mi şimdi? İşim şimdi işte arazi, berazi, tavuk alıyorum, yumurta alıyorum. Tamam mı? Tütünü satıyorum, bir şeyler yapıyorum yani. Ticaretini yapıyorum ben. Almadığım bir şey yoktur. Alamır çiçeği alıyorum. Hepsini yaparım. Yani? Ama 12 sene gittim ama sonradan kere de hepsini öğrendim. Yani önemli olanı öğrenmek değil mi Baki amca? Tabii ya. Yani 14 senenin sonunda ikinci sınıfı bitirdiysen... A'dan B'ye zor öğrendik çıktık. Maşallah. Önemli olan bu efendim. Efendim siz kaç sene okudunuz? Biz 5 senede bitirdik işte ya. İlkokul 5 senede bitti mi? Kaç sene önce bitti ilkokul? Bilmiyoruz ki kaç hatırlamıyorsun bile değil mi? Hatırlamıyorum. Ama Baki amcanın söylediğini hemen hatırlıyorsun. Ama neydi bak cahilim daha diyor. Ama 10 derse okuduğunu ben biliyorum. Benden bir yaş ufaktır o. Öyle mi? Ha. Siz bir yaş küçüksünüz ondan. Yok ben büyük. Siz büyüksünüz. Ben 66 ve 65. Siz de 66 mısınız? Maşallah. Ben, hayat nasıl geçti böyle ya? 66 sene. Ya işte. Şöyle bir geriye baktığın zaman ne çabuk geçti diyor mu? Doğru, biz nasıl geldik bu hale diyor mu? Doğru, tabii yani. Tabii hiç anlayamadık yani. Hiç anlayamadın değil mi? Bundan sonrasını da zaten anlayamazsın. Bundan sonrasını da anlayamazsın. Doğru, doğru. Siz de İreçbersiniz değil mi? Tabii, tabii. İreçberlik var. Tabii başka ne olacak? Hayvan. Peki efendim başka ne olacak dedi amcamız. Hayvan var dedi. Biz de çiftçiyiz dedi. Gökköy'de efendim insanlar böyle bu şekilde doğal bir hayat sürüyor. Natural bir hayat sürüyor. Burada
Aslında kozmik bir yapışı da var Gökköy'ün efendim. Baba işte Baki amca, dedelerim yıllar önce geldiler buraya dedi. Arabistan'dan, Suriye'den buralara göçtüler dedi. Şimdi demin yaptığımız sohbette oradan Trabzon'dan yerleştirilen insanlar var burada. Burası gerçekten medeniyetin bir beşiği gibi diyebiliriz efendim. Balıkesir'deyiz, Kepsut'tayız, Gökköy'deyiz efendim. Buyurun. TV 100 ekranlarında Deretepe efendim. Deretepe gezmeye devam ediyoruz. Gökköy'deyiz. Kepsut dedik efendim. Kepsut de diyebiliriz. Kepsut inekleriyle doğal organik süt ürünlerinin yapıldığı yer olarak da adlandırılıyor efendim. Birazdan burada doğal organik bir sütün nasıl yapıldığına şahit olacağız efendim. Şimdi Kepsut'ta burada kendin doğal olarak kendi çiftliğini yapmışsın sen. Demin burada arkadaşımızla konuşurken bir tane inekle başladı dedin. Evet. Maşallah bu işte yol kat ettin. Şimdi kaç tane inek var? Vallahi 60 tane falan var ya. 60 tane falan inek var. Abi kaç sene doldu 60 tane inek? Mesela 10 seneden beri. 10 seneden beri. Şimdi buradaki işleyiş nasıl, sistem nasıl Mustafa abi? Bize anlatır mısın? Burada ineklerimiz var. Burada Fatma abla herhalde eşin. Evet. Fatma abla geliyor. Burada makinalarınız var. Evet. Belli saatlerde, genellikle akşam üzeri oluyor herhalde bu. Akşam veya sabah. Akşam veya sabah. Geliyorsunuz. Fatma ablam hayvanlara bu teknolojiyle donanımlı olan bu aleti bağlıyor memelerine. Evet. Buradan kendi el yordamıyla eskiden yapılıyordu. Şimdi artık tamamen teknolojik. Bu neden kullanılıyor şimdi abi? Neden el yordamıyla değil? Daha mı kolaylaştırdı işinizi? Bir de en kolaylaştı, bir de artı. Şimdi elle olsa bu hayvan sağlanmaz yani. Bu kadar hayvan sağlanmaz yani. Biz de bu kadar hayvan yapamayız yani. Yani işinizi çok kolaylaştırdı diyebilirim. Aynen, aynen. Bu aletin ismi ne abi? Valla birisi Çermak, birisi Sezer yani. Çermak, Sezer. Evet. Peki şu anda şu arkamda bulunan bu inekten yaklaşık kaç kilo süt alıyorsunuz abi bir çekimde? Bakıma, bir de yeni doğumu şey, ortalama ben şöyle söyleyeyim, 25 kilo mesela ortalama yani. Ortalama 25 kilo. Bir inek günde ortalama doğru bakılırsa, düzgün bakılırsa. Daha 20, bir geçerde 25 kilo ortalama. Ortalama 25 kilo. Peki sabah akşam toplam olarak mı ortalama? Tabii sabah 25 akşam. Kilo süt alıyorsun sen. Bu ama ben aşırı mesela yeme yüklenmeyeyim. Ben gütme... Dur. Fatma abla dur. Fatma ablayı tanıyalım diyoruz. Fatma abla kaçıyor. Gelmiş elimizden bizim dökeceğimiz sütü alıyor. Evet Mustafa abi. Ondan sonra sütlerimiz burada bakır kovalara boşaltıyorsun herhalde aldığımız sütü. Evet. Buyur Mustafa abi. Bunu bir tut istersen. Ben seyircilerimize göstereyim sütümüzü nasıl boşalttığımızı. İşte efendim buradan böyle mis gibi canım inek sütünü burada bakır kovalarımızın içerisine böyle süzerek boşaltıyoruz. Hala sımsıcak sütün. Bunu artı bekletmeden bizim şimdi kooperatifimiz var. Bu tanesi var. Evet. Tamam mı? Hemen evet, anında 15-20 dakika içinde biz bunu soğutma deposuna ulaştırırız. Bu olmazsa olmazı değil mi Mustafa abi? Buradan sütümüzü aldıktan sonra oradaki buzhaneye götürüyoruz. Evet. Ondan sonra orada bekletiyoruz tabii, sütü. Orada soğutmaya dinleniyor. Dinleniyor. Ondan sonra biz yorsana veririz şimdi sütümüzü. O geri tankına koyuyor, götürüyor yani. Yani buraya efendim dediğimiz gibi buraya Kepsut dedik ama dir diğer adı Kepsut da olabilir. Gerçekten süt üretimi çok fazla burada. İşte vatandaşlarımız burada kendi çiftliklerini, kendi organik çiftliklerini kendileri oluşturmuşlar. İnekten, bir tane inekten iyi beslenme halinde yaklaşık günlük 25 kiloya yakın süt alınıyor. Bu işte güzel bir iş olsa gerek Mustafa abi. Ben memnunum. Allah bin bereket versin. Allah bin bereket versin. Dediğin gibi buradan sonra soğutmaya veriliyor. Evet. Oradan da sonra büyük kurumsal firmalar sütünüzü almaya geliyorlar. Evet. Peki kaç liradan alıyorlar süt abi sizden? Vallahi 1 milyon küsur. 1 milyon küsur. Evet. Litresini 1 milyondan, 1 milyon küsurdan alıyorlar. 1 milyon küsur. Allah bin bereket versin. Şu anda süt çekimini gerçekleştiriyor. Bakın
ineğimize bu modern aletlerle süt çekimi için yerleştirdi. İşte bakın, yaklaşık kaç dakika sürüyor Fatma abla bu süt işlemi, çekme işlemi? Bilmiyorum. Ya sen de bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorsun Fatma abla? Gel bakalım buraya, gel. Kızma sen de Mustafa abi ya. Fatma abla ilk defa televizyona çıkıyor, programa çıkıyor diye heyecanlandı. Şimdi Fatma ablacığım, yerleştirdin süt hayvanlara. Bu teknolojik güzel bir alet. Peki yaklaşık kaç dakikada bu işlem sürüyor? Ne kadar sürüyor? Yani hepsi mi? Hayır, sadece bir tanesi. 5-6 dakikada bitiyor. 5-6 dakikada çekiyor. Peki eski yordamla, er yordamıyla yaptığın zaman mı daha iyiydi? Şimdiki mi abla? Yok ya, makineyle daha iyi. Makineyle daha iyi. El yordamıyla yaptığın zaman nereden baksan bir yarım saatini alıyordu. Evet. Şimdi vakitten de kazanç var. Bereketli de oluyor bu şekilde herhalde. Böyle daha güzel çıkıyor. Mesela daha çok çıkıyor. Böyle daha çok çıkıyor. Peki Fatma abla, sen buralı mısın? Hayır. Nerelisin? Gelin mi geldin buraya? Nereden gelin geldin? Gökköy'den geldim. Gökköy'den geldin? Yani Kepsut'tan Gökköy'den geldim. Kepsut'tan Gökköy'den geldin. Peki abla, sende de yörüklük var mı? Yörüklük de var, manavlık da var. Yörüklük de var, manavlık da var dedi Fatma ablamız. Evet işte efendim. Bu da halamı da çekti. Bu da kendi halamı. Halamız da burada. Halam da yörük. Halam, nasılsın, iyi misin? İyiyiz. Benim bu kızım. Ben bu kızıma hizmete geldim, göreve geldim. Sonun döşe düşünce beni acaba bakar mı gibilerden yardım ediyorum. Şimdi sen ekiyorsun, ektiklerini biçecek misin bakalım, evet, değil mi? Evet, evet gülüm. Hasat zamanı, evet. Acaba ben yeğenimin yanına geldim, şimdi ben bu yeğenime yardım ediyorum. Acaba ileride Allah göstermesin elden ayaktan düşersen bu yiyen bana bakar mının hesabısın? Evet, benim evlatım bu. Acaba bakar mı? Bakar Fatma. İşte o niyetle yardım edeyim ben onlara. Karılı kocalı yardım edeyim. İyi, ne güzel. Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın. Amin. Fatma ablam işlemi tamamladı herhalde efendim. Burada çekim işlemi tamamlandı şu anda. Değil mi Fatma abla? Çekim işlemimiz tamamlandı mı? Tamamlandı. Buradan çıkarttığımız sütü bakır kovanlara koyup efendim ilerideki soğutmaya alacağız. Şerametler'deydik. Şerametler'de ne yaptık? Kepsüt. Diğer adıyla Kepsut. Efendim, Kepsut gerçekten şeftalisinin yanında, tarihinin doğal güzelliklerinin yanında gerçekten de bir süt cenneti. Demin Mustafa abimle birlikte onun organik olarak hazırladığı çiftliğinde sütlerimizi hayvanlarımızdan sağdık teknolojik yöntemlerle Fatma ablamlarla birlikte. Şimdi sütümüzü aldık. Nereye gidiyoruz Mustafa abi? Süt soğutma merkezine gidiyoruz efendim. Sütlerimizi Şerametler'de süt soğutma merkezinde sütlerimizi steril bir şekilde bekleteceğiz. Soğutacağız ve dinlendirdikten sonra sizlere sabah kahvaltısında akşamları içebileceğiniz o canım sütü buradan hazırladık. Geliyor efendim, bekleyin. Efendim, Şerametler Köyü'ndeyiz. Kooperatif Başkanımızın yanındayız. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? İsmim Serdalay Gören. Kepsut Şerametler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Malum bugün arkadaşlarımız tatile gittiler. İş başkana kaldı. Aynen, iş başkanı. Başkanım, iş başa düştü dediniz de. Burada Kepsut halkını ben hep Kepsut diye telaffuz ediyorum. Burada, Kespit. Kespit, evet. Ama bir tarafından da sütüyle meşhur olduğu için Şerametler. Evet. Sütü gerçekten Mustafa abimizle birlikte başından sonuna buraya kadar hazırlanış şekline kadar çektik. Evet. Gerçekten bizim sofralarımıza gelen o sütün nasıl hazırlandığını gördüğümüz şekilde meşakkatli işlermiş. Aynen. Zor işlermiş başkanım. Aynen zor. Başkanım, peki piyasa olarak değerlendirdiğimiz zaman sütümüz sofralara gelene kadar çok fazla reklaya uğruyor mu alıcıdan? Şöyle söyleyeyim, sütümüz ineklerin memesinden çıktıktan en geç 15 dakika içinde soğutma tankımızda mevcut. Bu çok önemli değil mi başkanım? Aynen. Bakteri olarak yani sıkıntısızdır. 15 dakika içinde soğutma tankımıza giriyor. Evet efendim, bu çok önemli. Fatma abla orada sütü sözdükten sonra bunu demin birlikte nasıl sütü çektiğini, hayvandan nasıl aldığını gördük. Başkanım da şuna dikkat çekti.
steril olması açısından en geç 15 dakikayı geçmeden süt tanklarının içine yerleştirilir. Aynen. Sütte de 3 derece soğuma derecesinde soğur sütümüz. Yarın sabah sütte onun üzerine ilave olur. Saat 11 gibi de fabrikaya teslim edilir yani. Fabrikaya teslim edildikten sonra bizim sofralarımıza gelmesi ne kadar zaman alır efendim? Onun fabrikada işlemeye bağlı. Nasıl işlemeye bağlı? Artık orada peynir mi yapacak veyahut da yoğurt mu yapacak, ayran mı yapacak? O fabrikaya kalmış bir şey. Ama buradan gittikten yarım saat sonra işlemeye başlayabilirler yani. Onda sıkıntı yok. Ama sütümüz yani değer olarak da direkt memeden buraya geldiği için şeydir. Değerli bir süt. Değerlidir, hijyendir, temizdir yani. Evet efendim. İşte efendim kep süt. Buyurun başkanım. Hoş geldiniz. Dur yolcu dedik efendim. Deretepe Balıkesir'de, Şerametler'de dur dedik. Muhtarımız denk geldi. Nasılsın aynen, muhtarım? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri İyi. Gördük daha iyi olduk. Köyümüze hoş ne var geldiniz. Ne yok Şerametler'de sayın muhtarım? Şerametler'de bak şu süthaneye gelen süt bin başı geçik Şerametler köyünde büyük baş hayvan var. Kaç tane? Bini geçik. Bini geçik. 1100-1200 falan. Efendim 1100-1200 evet. Büyükbaş hayvan büyük var baş Şerametler'de. Sadece evet. Kep evet. Süt Şerametler'de. Ben evet. Artık kep süt diyorum. Evet. Aynen bu, öyle. Süt cennetini gördükten sonra evet. Muhtarım kep aynen sütün öyle. İsmini değiştirdim. Kep süt yaptım ben. Kep süt. Kep yakışır. Süt. Yakışır değil mi? Yakışır efendim yakışır. Evet. Çok peki güzel. Siz aslen Şerametler misiniz? Evet. Doğma büyüme Şerametler'de. Evet. Köyümüz 120 hane. 120 olup, hane. Evet. 420 nüfuslu veyahut da 15 ile 20 arası öyle. Peki geneli tarım ve hayvancılığın üzerinde? Genel tarım ve hayvancılık. Geneli tarım genel, ve hayvancılık. Genel, evet. Ve genelde de yörükler evet. Var, çerkezler var, muacir var. Şimdi, genelde bu topraklarda bu şekilde kepsi. Köyümüz Şerametler köyü iki şeyden ibaret, ırktan. Biri manav. Biri manav. Evet, eski Şerametler şeyle 400 yıl önceki kurulmuş olan bir köyümüz Yukarı Köy diye orada. Fakat 1893'te de Macırlar burasını kuruyor. Ve Manavlağımız da Yukarı Köy'den inip bu topluluğu burada. Evet efendim bu çok önemli bakın tarih konuşuyor. Evet. Muhtarım çok güzel anlattı. 1893'te evet. Yukarıdan Muacırlar iniyor dedi değil mi? 1893'te Bulgaristan'dan geliyor Macırlar geliyor. Bu köyü kuruyor. Manavlar da yani yerlerimiz 400 yıllık önceki manavlarımız yerleşik alandan da bunlar da buraya gelip beraberce burada toplu olarak hep yaşıyorlar. Beraber yaşıyorlar evet, burada. Asıl öyle. Önemli olan bu değil mi muhtarım? Medeniyetlerin aynen buluşmasında evet, evet, ne kadar güzel öyle. Faydalar var. İşte bu şekilde herkes ekmeğine koşturuyor. Tam yarı yarıyayız. Hiç de bir sorun yok. Ne güzel. Yani manav, macir diye bir ayrım da yok. Efendim işte evet. Efendim görmüş olduğunuz gibi işte evet. Bu köyde evet. Balıkesir'in 18 bin kilometre kare olduğunu hep anlattık muhtarım. Evet, her evet. Kilometre karesinde evet. Ayrı bir medeniyet, evet. Her kilometre karesinde ayrı bir etnik grup ama insanlar aynen, burada evet. Efendi gibi, hiç kardeş gibi, yok. Evet, yok. Gül gibi geçinip gidiyorlar. Evet, aynen öyle. Sayın muhtarım hayırdır? Sen sıkıldın ama galiba herhalde yok. Bu dostluklardan yakacaksın kendini. Mazot almışsın, yok, benzin almışsın. Çıkamadım. Yok hayır. Hayırdır? Şimdi buna bağımız, bahçemiz var biraz. Sıvacılık mısırımız var. Yarın bu mazotu, bugün kepsutan aldım bu mazotu koyup yarın mısırımı sunacağım. Hayırlısı olsun muhtarım. Evet. Sizi tanıdığımıza çok sevindim. Deretepe Balıkesir'de az gittik, uz gittik. Kepsut'ta da Deretepe düz gittik. Bir başka programda yeni yerler, yeni yüzler, yeni tatlar keşfedebilmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Çelik Palas, Deretepe Balıkesir'i sundu.